günlük analiz diye söyleyerek birbirinden farklı kripto paralar için burada konuşuyor. Bunun üzerinde duracağız ve buradaki altcoin'lerden bahsetmeye çalışacağız. Bitcoin, Ether, Lunge, Stax ve Avax'tan bahsediyor gördüğünüz üzere. İlk etapta bunu bakınız ki BTC'den başlıyor. Biz de şöyle BTC'den başlayalım ne var ne yok diye. Biliyorsunuz bu gece aylık kapanış gerçekleşecek. Aylık kapanıştan kaynaklı olarak da tabii ki düşük hacimler seyredilebilir. Aşırı beklediğim kadar sert düşmüyor ama yine de tabii ki düşük bir hacim durumu söz konusu. Dolayısıyla ortalama muhtemelen 37.500 minimum fiyatlarının üzerinden bu aylık kapanış gerçekleşecek gibi gözüküyor. O yüzden şu anda gün içerisinden daha çok fazla bir şey beklememek lazım. Ancak yarın itibariyle piyasa durulduğunda gece 3 itibariyle daha doğrusu aylık kapanışı vermiş olacağız. Ve bu noktada bir aralığa göz atacağız. Şu anda 34.600 noktasına artık çok daha yakın günlükte bir MA50 var. Zaten bunun ilerleyişinden ve BTC fiyatlarının hızından biliyorsunuz ki sürekli sert yükselişlerin gelebileceği üstüne konuşuyorduk. Bu şu anda Aralık ayında gösteriyor ki bir zaten 12-13 Aralık ABD TÜFE'si Fed'in faiz kararı. Yani bundan önce ya bir düzeltme yapıp sonrasında sert kalkar ya da MA50'nin tamponuyla birlikte 40.500'lere doğru ilerler. En sonunda kırıp 45.000'e dener Aralık içerisinde. Şu anda söyleyebileceğimiz ana mesele budur. BTC pozitif. Dediğim gibi muhtemelen Aralık ayını ortalama 45.000'lerden kapatacak. Senaryo ve genel durum hala geçerlidir. Bir yandan şöyle hemen Ether'e geçelim. Ether'de ne var ne yok diye bakalım. Son yükselişlerden sonra yine tutunamadı. Şu an 2056'ların alt pozisyonlarında bulunmaya devam ediyor. Bu arada şu an BTC'de kademeli alım yapılabilir bence. 4 saatlik de MA50'ye yakın. Aynı şekilde Ether için de bunu düşünüyorum. Ortalama bulunduğu fiyatlar zaten minimum 2000'lere kadar belki çekilmeler yapabilecek olup Bitcoin yükselirken 2056 pozisyonlarını alabilir. Tabi Aralık içerisindeki yükselişler bir de Aralık'ta unutulmaması gereken asıl meselelerden bir tanesi. Ocak başında SEC ETF'leri kabul edeceği için çok çok yüksek bir ihtimalle bundan kaynaklı olarak Aralık sonuna doğru fiyatlarda sert artışlar yaşanabilir. Bu da zannediyorum Ether'i 2500 dolarlara doğru güçlü fiyat yolculuklarına sürükleyebilecek bir katalizör olarak görev görecektir. Şu anda Ether'de de genel durum gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Avax gördüğünüz gibi en son çok sert patlamalar yaptı. Ondan sonra hayli bir zaman duruldu ve daha kendisini yatay 22.24 pozisyonlarını kırmaya çalışan, kırmak üzerine çalışan bir duruma bıraktı diyebiliriz. 22.24'leri günlükte alıp düzgün bir kırılım yaptıktan sonra 39.11 dolarlara doğru yükselişe geçebilir ve bu Aralık ayı içerisinde de zannediyorum görülebilir. O yüzden pozitif süreçten geçen kripto paralardan bir tanesi de bence muhakkak Avax olarak karşımıza çıkacaktır. Bu arada Bitcoin'de, Ether'de, Avax'ta. Bunlarda sezon içinde zaten bulunmak gerekiyor. Bunu söylememe gerek bile yok diye düşünüyorum. Bunlar tamamen sezonun olmazsa olmazı diye nitelendirdiğimiz kripto paralardır. Avax'ta da mevcut fiyatlarından şu anda alım yapılabilir. Bunlardan bir diğeri STX yani Stax. Gördüğünüz gibi en son 60 sent civarlarındaki pozisyonlarını kırıyor ve şu an bulunduğu noktada aslında güçlü yükselişler için sinyalleri verdiğini görebiliyoruz. Bu noktada yine 1.1'lere doğru önümüzdeki yakın birkaç haftada yükselişlerini tamamlayabileceğini düşünüyorum.
Stocks'ında. Yine Stocks'ta DWF Labs'ın yatırım gerçekleştirdiği, hatta 30 küsür milyon dolar gibi agresif yatırım yaptığı büyük kripto para projelerinden bir tanesidir. O yüzden önem arz etmektedir. Şöyle son olarak Lounge'a bir girelim ve Lounge'da ne var ne yok diye bakalım. Lounge'da şu an 11.6 noktalarında bulunuyor. Muhtemelen günü yine bu şekilde devam ettirecek. 11.5 civarları ile 12'ler arasında gezinti halinde olacak gibi gözüküyor. Eğer 11.5'ları bırakırsa bu da normaldir. Gün içerisinde 11'lere doğru düzeltmeler yapabilir. Yani böyle bir durum olduğu takdirde yatırımcı telaş etmemeli. İşte 11 pozisyonlarına kadar çekilirse normaldir. Ancak bu pozisyonlardan bir alım fırsatı verir. Yine Lunge'un önemli bir noktası ki aylık kapanışı üzerinde yapsa tabii başka bir boyut olacaktı ama yine de çok da önemli değil, yani yine de kırabilir. 12 noktaların üzerinde yapabileceği bir günlük kapanış. Lunge'da 3.0.16 pozisyonlarına hızlı yükselişleri tetikleyecektir. Bu pozisyonların hızlıca alınması devamında yine 21.5 civarlarına doğru olabildiğince sert yukarı hareketleri, 21.7 civarları diyelim, tetikleyebilecek pozisyonları bize yansıtmaktadır. O yüzden önemli bir noktada bulunuyor şu anda Lounge'da ve 2023 bitmeden yine pozitif hareketler yapabilecek kripto paralardan bir tanesi ChatGPT'nin fiyat tahmini 3.014'ler olmuştur Aralık içerisinde. Ben bunun daha da ilerleyebileceğini düşünüyorum. Son olarak şöyle bir dominansa baktığımız zaman ne var ne yok diye. Evet, dominans da en son günlükte teknik yapıda. EMA50'ye kadar geri çekildikten sonra şu anda yükseliş halinde bulunuyor. İlerleyen vakitlerde muhtemelen bir süre daha bu hareketle karşımıza gelecek gibi gözüküyor. Bakın, öncesinde yaptığı Golden Cross'tan sonra devamında hemen tekrar sinmiş. Bu noktada dominansın sezon içerisinde ne kadar artabileceğini unutmamak gerekecektir. Dominans şu anda takip etmemiz gereken önemli verilerden bir tanesi ve ilerleyen haftalarda özellikle 2024'ün içerisinde artmaya çok müsait bir şekilde bulunuyor. Şöyle tekrar dönelim. Evet. Genel olarak burada adı geçen kripto paralarda ve altcoin'lerde durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.